Galip bitirmek güzel. Kazanmaya yetecek kadar oynadığımızı düşünüyorum. Harika bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Hızlı geçişlerine pek fırsat tanımadık. Rakip ilk yarı biterken çaprazdan bulduğu bir şutla Ersin de orada çok iyi yer tuttu. Çok doğru yer tuttu. Çok etkili bir şuttu. İlk yarının son dakikasıydı yanlış hatırlamıyorsam. O ana kadar da rakibe fazlaca bir şey vermedik. İstediğimiz gibi olmayınca oyuncu değişikliğine gittik. Larin ve Oğuzhan girdikten sonra hücum zenginliğimizin arttığını düşünüyorum. Oradaki rakibin bizi karşılamada biraz daha zorlandığını düşünüyorum. Oyunu biraz daha onlar girdikten sonra ele geçirdiğimizi düşünüyorum. Zaten onlar girdikten kısa bir süre sonra da yaklaşık 7-8 dakika sonra yanılmıyorsam güzel bir gol oldu. Mişi'nin, yani Raşit'in şutundan sonra Mişi'nin tamamladığı top tam bir santrafor golü. Yani ayak bileği çok sıkı, kapalı ve çok net bir vuruşla gol attı. Ya ben dahil bütün oyuncular da Mişi'nin gol attığı maçı kazandığımız için de ayrıca mutluyuz. Çünkü buna çok ihtiyacı vardı. Biraz duyguları baskın bir oyuncumuz ve maçlarda yaşadığı o işte sayısız gol pozisyonuna girip onu içeriye atamamak onu da zaman zaman aşağıya çekiyor. Arkadaşları da bu konuda ona çok destek oldular. Bu açıdan çok sevindim. Çok böyle beklediğimiz düzeyde bir oyun olmasa da beklediğimizin de üstünde bir takım oyunu vardı sahada. Bu bizim için çok sevindirici. Kazanmak için, galip gelmek için, oyunu tutabilmek için, belki sonlara doğru rakibin attığı yüksek toplarda gol yememek için takım birlikteliği, kazanma isteği son derece yüksekti. Bu da bizim adımıza sevindirici. Biz aslında oyuncularımızı o en sondaki hedefe doğru değil de şimdilik biraz daha böyle önümüzdeki maçları böyle kısa vadede hedeflerle oyunda tutmaya çalışıyoruz. Bunun içinde tutmaya çalışıyoruz. Beşiktaş için her başladığı sezonda aslında şampiyonluk bir doğal hedeftir. Sizin de söylediğiniz gibi DNA'sında Beşiktaş'ın hep bu vardır. En yukarıya oynamak, en yükseğe oynamak. Ama bu puan farkından dolayı hani bu gerçekçi mi değil mi'den ziyade oynanacak maçlara konsantre edip kazandıkça hedef zaten bizim önümüze gelecek hedef zaten kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Aynı zamanda kupayla ilgili de bir hedefimiz de var. O da yani oynadıkça, eleyebildikçe, bir üst tura çıktıkça daha gerçekçi olarak, daha somut olarak karşımıza çıkacaktır. Beklenti aslında böyle daha fazla böyle birçok oyuncunun bir an önce genç oyuncunun sahaya girmesi. Ama ben hiçbir oyuncuyu genç olduğu için oynatmıyorum. Ben öz kaynağımızdan getirdiğimiz, U19 takımımızdan getirdiğimiz oyuncuları Beşiktaş A takımıyla sahaya çıkmayı hak ettikleri için sahaya çıkarıyorum. Sadece genç olmak sahaya girmek için yeterli bir şey değildir. Transferle ilgili durum benim cevap vereceğim bir durum değil. Yöneticilerimiz, sportif direktörümüz bununla ilgili gerekli cevapları verecektir. Kupada Göztepe eşleşmesini ben de öğrendim ve Göztepe zaten bizim burada iç sahada oynadığımız maçta ben o günü söylemiştim, çok net hatırlıyorum. Biz bugün maçı kazandık, oyunu kazanamadık demiştim. Göztepe takımının oyunundan hak ettiği övgüyle bahsetmiştim. Göztepe takımının gerçekten de oyununu çok beğeniyorum. Güzel bir eşleşme oldu. Kendi sahamızda oynayacağız. Göztepe takviyeler de yapıyor. Yani oyuncu takviyeleri oyunu da takviye edecektir diye düşünüyorum. Ama biz de o günlere kadar, o maçın oynanacağı günlere kadar bugünkünden ve bu ana kadar olandan biraz daha farklı bir Beşiktaş olarak sahada olacağız. Çok güzel bir futbol maçı olmasını umut ediyorum. Eleyen de Beşiktaş olsun bittiğinde.